Ben Robotix kanalından herkese merhaba. Bir önceki videoda yeni oyun konsolumuzu nasıl yapacağımızdan bahsetmiştim. İşte devre şeması üzerine anlatmıştım. Şimdi bu devre şemasını artık bu delikli pertinaks üzerinde toplayacağız, lehimleyeceğiz ve oyun konsolumuzu yapmış olacağız. Şimdi birazcık yol haritasından bahsedeyim neler yapacağımızdan. ST7789 bu ekranı kullanacağız. Bu delikli pertinaksın tek yüzey bakır levha, çift yüzey olanlar da var. Yani bir önceki konsolumuzdaki bu Pertinax çift taraflı. Bunu da çift taraflı hale getirmem gerekiyor. Yani ona göre lehimleme yapacağım. O yüzden böyle bir parça kesip diğer yüze yapıştırdığım zaman iki tarafta bakır levhalı kaplamalı bir hale gelmiş olacak. Sonra şöyle bir çizgi attım. Buradan keseceğim. Bu büyüklüklerde aşağı yukarı olmasını istiyorum oyun konsolumun. Daha sonra butonları, ekranı ve Raspberry Pi'yi yerleştirebileceğim. Yerleri tespit edip oralara lehimleme işlemlerini yapacağım. Yani kabaca aslında işlem bu. Bir de şundan bahsedeyim. Şöyle bir öncekinde joystick kullanmıştım. Yani bunu falan sökmeyi düşünüyordum ama yani buna hiç zarar vermeye gerek yok. Gayet güzel. Yani Raspberry Pi Pico'yu direkt takıp bunun üzerinde de oynayabiliriz. O yüzden bunu hiçbir şekilde bozmayacağım. Joystick yerine normal butonlar kullanacağım. Diğer videoda da söylemiştim yani joystick de kullanabilirsiniz. Normal butonlar da kullanabilirsiniz. İşte yön tuşları yukarı aşağı sağ sola ve AB olacak iki tane tuşumuz. Bir de menü tuşumuz olması gerekiyor. Bunların lehimlemesini yapacağım. Ama öncelikle kesme işlemi yaparak başlayayım. Ha, bir de şundan bahsedeyim. Bu Pertinax'ın üzerine yerleştirdiğimde tam oturmuyor. Şurada bir aralık kalıyor. Onun da sebebi bu ekranın bir SD kart okuyucusunun olması. Şuradaki. Bunu da buradan sökeceğim. Bu Pertinax'a tak tam oturmuş olacak. Yani kabaca yol haritam bu şekilde. O zaman hemen başlayalım. Öncelikle kesme işlemiyle başlayacağım. Hadi. Şimdi pertinaksları bu şekilde kestim. Çift taraflı yapabilmek için şöyle küçük bir parçayı buraya yapıştıracağım. Yani hem bu yüzden hem arka yüzden böyle lehimler, yollar oluşturabileceğim. Şimdi bunu yapıştırayım. Şöyle tam delikleri üste getirmeye çalışıyorum. Gayet iyi şöyle yapıştırabilirim. Bu şekilde tutar mı? Tutar diye tahmin ediyorum. İnşallah tutar. Evet, ekranın arkasında bir SD kart okuyucu vardı. Bu Pertinax'ın üzerine yapıştırdığım zaman böyle yükseklik yapıyordu. O yüzden bunu çıkartacaktım. Lehimleri söktüm birazcık. Böyle birazcık da zorlayarak onu oradan çıkartmış oldum. Şimdi ekran Pertinax üzerine lehimlenebilir. Evet, bunu da gayet güzel böyle çift taraflı yaptım. Yapıştırdım. Güzel, bu ekranı bu şekilde buraya böyle takacağım. Ve daha sonra diğer komponentleri de takmaya devam edeceğim. Evet, şimdi Raspberry Pi Pico'yu delikli Pertinax üzerine lehimleyeceğim. Ama bunun için bir dişi header'lara ihtiyacım var. Çünkü Pico'yu takıp çıkartabilmem için. Bunu lehimlemeye başlıyorum şimdi. Raspberry Pi Pico'yu doğrudan delikli Pertinax üzerine lehimlemedim. Yani Pico'yu daha sonradan takıp çıkartabilmek için dişi header'lar kullandım. Bunların lehimlemesini yaptım. Şimdi Pico'yla ekranın bağlantılarını oluşturacağım. Bunların lehimlerini atıyorum. Bayağı bir lehim kısmını hallettim ama yolun yarısındayım. Çünkü sadece ekranı ve Raspberry Pi Pico'yu yerleştirebileceğim kısımları lehimledim. Of, bayağı yorucu. Yani şu an
elimde hali hazırda bir tane oyun konsolu varken niye ikincisini yapıyorum, bunu sorgulamaya başladım. Yani o 8 piksel kaybı düzeltmek için bu kadar zahmeti değer miydi bilmiyorum. İnşallah bunu tamamladığımda, bitirdiğimde sonuçtan memnun olursam, beni tatmin ederse o zaman değdi diyeceğim herhalde. Yani şimdi dediğim gibi ekranı yerleştireceğim. Butonları takmadan öncesinde bunu lehimleyeceğim buraya şu şekilde. Daha sonra Pico'yu da takıp bir çalıştıracağım. Bakalım ekranın bağlantılarını doğru yapmış mıyım? Herhangi bir hata var mı? Onu kontrol etmiş olacağım. Ondan sonra da buraya butonları yerleştirmeye başlayacağım. Şöyle. Yani onları da düzgün bir şekilde yerleştirebilmek için buradaki deliklere uyumlu olmuyor. Biraz daha farklı yerlerden, noktalardan delikler açmam gerekecek sanırım. Evet, devam edelim o zaman. Evet, çalıştı. Yani hatasız ilk seferde çalıştırabilmek gerçekten beni aşırı mutlu etti. Çünkü muhakkak böyle bir devre kurarken illaki bir takım hatalar çıkıp insanı sinir edebiliyor. Ama tek seferde çalışması gayet harika. Şöyle bir powerbank'e bağladım. Şöyle göstereyim. Raspberry Pi Pico arkada, ekranımız ön tarafta. Ekranda da çok net belli olmuyor ama sarı bir arka plan üzerinde küçük bir karakterimiz. İlk videodan hatırlarsınız. Aynı UEFI dosyası olduğu için içerisinde bunu ekrana getirdi, gösterdi. Gayet güzel. Harika. Şimdi butonları buraya lehimleyeceğim. Yani yukarı, aşağı, sağa, sola olmak üzere 4 tane butona ihtiyacımız var. A, B tuşlarına ihtiyacımız var. 2 de öyle 6. Bir tane menüye ihtiyacımız var. Menü butonuna. Toplamda 7 tane buton buraya yerleştirip lehimleyeceğiz. Ha, bir de buzzer gerekiyor bize. Çünkü bu konsolda yani kodladığımız oyunlar içerisinde müzikler de yapabiliyoruz. O müzikleri duyabilmemiz için buzzer'a ihtiyacımız var. Fakat elimde buzzer yok. Yani ama onun yerini ayarlayacağım. Yani lehimli hatları çekeceğim. Daha sonra elime bir buzzer geçtiği zaman tık oraya lehimleyeceğim direkt. Ve çalışacak o da umarım. Evet, devam edeyim butonları yapmaya. Evet, sonunda bütün lehimleme işlemini tamamladım. Ekran, butonlar, şurada bir menü butonu. Dediğim gibi bir tek buzzer eksik. Onun için de şurada bir yer ayarladım. Elime bir buzzer geçtiği zaman buraya direkt lehimlediğimde çalışacak. Şimdi yalnız bir butonlar çalışıyor mu test etmemiz lazım. Onun için böyle avometrenin diyot kısmına getirdim bunu. Yani bir kısa devre olup olmadığını görmek için bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi şöyle göstereyim. Şuradaki kısım benim eksi hattımdı. Şuraya tamam çalışıyor. Çalışıyor. Bir yandan arka taraftan butonlara basıyorum. Şuradan butonlara basıyorum. Daha sonra şöyle deneyelim. Doğru yerde miyim? Evet, çalışıyor. Şu hangisiydi? Evet, bu buton da çalışıyor. Şuna değdirerek bir... Tamam, bu buton da çalışıyor. Güzel. Şu... Evet, bu da çalışıyor.
Öteki şuydu. Evet, bu da çalışıyor. Tamamdır. Bütün butonlarım çalışıyor. Gayet güzel. Şimdi şöyle yapacağım. Raspberry Pi Pico'yu yerleştiriyorum. Daha sonra bilgisayarda bu Makeout Arcade'de bir butonları kullanabileceğimiz küçük bir animasyon yapalım. Oyun gibi bir şey yani. Sağa sola, yukarı aşağıya karakterimizi oynatabileceğimiz bir küçük oyun yapalım. Bakalım butonların çalışıp çalışmadığını orada da test etmiş oluruz. Bu arada bu buton cap'ler, yani şu sarı, siyah, kırmızı, mavi olan şeyleri değiştirebilirim. Elimde daha farklı renklerde, yani bir beyaz rengim var, mavi rengim var. Bunları değiştirebilirim, daha estetik bir hale getirebilirim. En son başka bir videoda, yani kesin demeyeyim, söz vermeyeyim, buna bir case çizmeye çalışacağım. Yani çok kötüyüm çizimde, pek beceremiyorum. Hatta bir çizim programı da yok. Muhtemelen Tinkercad'de falan yapmaya çalışırım. Eğer başarabilirsem bunu 3 boyutlu yazıcıdan basıp buna güzel bir böyle case yapmış da oluruz. Hadi bilgisayara geçelim o zaman. Evet, şimdi Makeout Arcade programını açtık. Şuradan bir project diyelim. Game diyelim. Projemizin adına create dedik. Basit bir şey yapacağız hemen. OnStart, bu bizim oyunumuzun ana döngüsü. Sprites kısmından gelip bir tane şey seçeceğim. Arka plan. Arka plan şurada, pardon, screen'deydi. Set background color to denilen seçeneği seçeceğim. Arka planımız nasıl olsun? Yeşil olsun. Tamam. Sprites diyelim. Set my sprite, sprite to kind galeriden hemen gelelim. Bizim küçük adamı seçelim. Tamamdır. Daha sonra ne diyoruz? Controller kısmındaydı. Evet. Move my sprite with buttons. Bakalım. Şöyle sağa sola, yukarı aşağı. Evet. Burada hareket ediyor. Tamamdır. Güzel. Butonların çalışıp çalışmadığını burada deneyebiliriz. Şimdi bunu indireceğim. Şöyle A butonuna basıldığında da bir şey yapsa, mesela info desek, ekrana bir şeyler yazdırsa. Burada değil miydi? Neredeydi? Bir bakalım. Sprite my sprite. Bir ekranda mesaj yayınlamasını istiyorum. Splash desek, şuraya merhaba yazayım bakalım. A'ya bastığımda bir şey yapıyor mu bunu bilmiyorum. Deniyorum şu an. Evet, aynen. Tamam, çok iyi, güzel. Şimdi bunun aynısından bir tane daha duplicate dersek ve buna da B dersek, buna da ne desin? Ben robot X desin. B'ye bastığım zaman da çalıştıralım. B'ye basıyoruz. Evet, ben robot X. A'ya bastığım zaman merhaba, ben robot X. Tamamdır, güzel. A ve B tuşlarını da bu şekilde test edebileceğim. Şimdi hemen ne yapıyoruz? Buradan bir donanım seçmemiz gerekiyor. Biz neyi seçiyorduk? Gelip buradan RP2040 Raspberry Pi Pico'nun mikro denetleyicisi seçtik. Şimdi buradan download diyorum. Ve indiriyorum. İndirdiğim şeyi de ne yapacağım? Oyun konsolunun içerisine atacağım. Şöyle yapalım. Hemen gelsin. Nereye? Masa üstüne. Bunu kaydetsin. Game.uf2 olarak kaydet dedik. Tamam. Şimdi hemen ne yapıyorduk? Buradaki boot cell butonuna basarak bağlıyorduk. Ve ne oldu? Bir flash disk olarak masa üstüne geldi.
hemen oyunumuzu sürükle bırak yaparak atıyoruz. Attık, kopyalandı, güzel. Bakın geldi. Şimdi ekranı çevireyim, daha net bir şekilde gözüksün. Evet, şöyle göstereyim. Gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Karakterimiz yukarı, aşağı, sola, sağa hareket ediyor. Menü tuşuna basalım. Evet, menüde gezebiliyorum. Güzel. A tuşuna bastığımız zaman çalışıyor. Merhaba yazısı geldi. B tuşuna bastığım zaman Ben Robotics yazısı geldi. Evet, gayet güzel. Her şey çalışıyor. Dediğim gibi buna böyle bir case çizmeye çalışacağım Tinkercad'te. Eğer başarabilirsem 3 boyutlu yazıcıdan da basıp bunu böyle bir kutu içerisine almayı planlıyorum. Umarım başarırım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Saat gece 3.30. Ben de uyumaya gideyim artık. Kendinize iyi bakın.